belediye başkanı. Bir kere bu. Bunu halk seçti ve halkımız da buraya getirdi. Bir belediye başkanından halkın beklediği şey ne? Amasız, fakatsız, ancaksız hizmet etmesini beklenir. Bunun ötesinde bunun, bundan başka beklenecek doğal başka bir şey yok. Ama mesela şu beklenmez bir belediye başkanından değil mi? Ya da siyasi bir figürden, halkı temsil eden bir birisinden yalan beklenmez. Göz göre göre milletin aklıyla alay edilmesi beklenemez. Yani şöyle olabilir bakın. yani bir İngiliz Büyükelçisi ile görüşmesinde kalkıp şöyle diyebiliriz. Aa işte İngiliz Müslüman kesimi oluyor? İngilizlerle ilgili işbirliği tutuyor. İngilizden emir komutam alıyor? De diyecek basitlikte bir insan değilim ama şöyle bir konu var. Normal bir zamanda bunları yapabilirsiniz. Nezaket ziyareti olabilir, nezaket yemeği olabilir, önceden ayarlanmış olabilir, bu planlanmamış olabilir. Ama İngilizler, Batı hani hep böyle övü övü bitiremediğimiz, kulaklarını öve öve şey övdüğümüz, kulaklarını dokuz ettiğimiz Batı şunun şunu bir Batı'daki devlet adamları, siyaset adamları, temsilciler eğer bir felaket varsa oradaki yemeğin iptal edilmesinin de gayet normal olduğunu bilir. Evet, e onu ayıp saymazlar. hiçbir şekilde de kırılmazlar. Yani olayı görüyorlar ama bakın burada şu gözden kaçırıyor. Bir, böyle bir yemek yok deniyor. Yalan söyleniyor. İkincisi, deniyor ki ben sadece bir saatliğine gittim geldim böyle bir durum vardı. Ara verdin diyor Üç yorgunluktan sanki. diyor. Nereye, nereye gitti? e, Rumeli kavanda bir yerden bahsediyoruz değil mi? Bir balıkçı. 2 İki, bu üçüncüsü ne? Üçüncüsü iki, bir saat olmadı, üç saat oldu ortaya çıkıyor. Bir, ara yer orası değil. Felaket şehrin içerisinde yaşanıyor. Şimdi bir belediye başkanı o an yapması gereken şey şu. Bakın sadece bunun için demiyorum. ilçe, birçok ilçe belediye başkanı da bir kısmı hariç olabilir bir tek tük ama birçok böyle partili partisiz ayırma yapmaksızın hepsi sınıfta kaldığını söylüyorum. Yani insanlar ben biliyorum kendi çalışan mesai arkadaşlarımızın saatlerce ki biz hukuk bürosu olarak saat 3'te ara verdik. Dedi ki bu felaket olabilir. Bir an önce insanlar evine gitsin diye saat 3'te biz tatil ettik. 3'ten saat 9'a 10'a kadar evlerine ulaşamadılar. Bahsettiğim yerler şey değil yani. Buralardaki Mahmut Beyköy'den, Başakşehir'den, e, şeyden, avcılardan bahsediyorum. <laughs> Nihayet yani neticede şunu söyleyeyim. Yani burada e, insanların gözüne baka bakarak da, e, alay edilmesi, aklıyla oynanması, yalan söylenmesi çok acı. Şu olabilir, denir ki e, önceden bir e, yemek programı düzenlenmiş olabilir. Gelinir denir ki yani e, orada e, bir e, 15-20 dakika belki beklenebilir. Ve e, bununla da gayet na e, nezaketli bir şekilde dersiniz ki ben önceden bir yemek programı vardı. Gidiyordu, veda yemeğiydi, nezaketli yemeğiydi dersiniz. Ama bakın gittiği yere iki tane e, araç karşılıklı arabalar sürekli orayı kar, kar kürmesi yapıyorlar. Niye? Orayı açık tutuyorlar. Halk sokaklarda donuyor, çocuğu donuyor, kendi donuyor. İnsanlar yardım çığlatıyor. Böyle şeyden bahsetmiyoruz ya. Türkiye'nin şeyinden bahsediyoruz yani. Dünyanın göz olan bir yerden bahsediyoruz. Bu hiç affedilecek bir olay değil. Amasız fakatsız ancaksız söylüyorum bunu. Yani Allah korusun. Şimdi şöyle söyleyeyim ya. Burada şunu konuşuyor olabilirdik. İşte üç tane çocuk donlara öldü. Üç tane işçi donlara öldü. Allah muhafaza buyursun. Ne konuşacak şimdi burada? Ya? Ne derseniz deyin. Neyle telafi edeceksiniz siz bunu? Hangi siyasi görüşle, hangi çekişmeyle, çatışmayla, kimin üzerine örteceksiniz bunu? Böyle bir şey olabilir mi? Ya Bakın şu anda herkes aklını başına toplaması gerekiyor. <laughs> şey. Siyasetçisiyle, yöneticisiyle. Bugün bakıyorsunuz vicdanınızla konuşun her şeyden önce. ya. Oradaki bir sürü insan evine gidebilmek için heder oldu ya, günü gitti. Herkes so soğuktan, açlıktan, donma tehlikesi geçirdi. Nihayet neticede şöyle bir durum söz konusu. Ee, biz kavga etmiyoruz. Biz kimsenin ben benim kimseyle e, bir alıp veremediğim yok. Ama şöyle bir şey var: benim ister ben seçeyim ister seçmeyeyim seçilmiş olan bir insandan beklediğim şey bana hizmet etmesi. <laughs> Yoksa biz burada kalkarsak kayakçı e, dövüşü yapmaya başlarsak kimse kazanacak bir noktası olmaz.